Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz dostlar, siz azizler bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni bizlerge kaldırgan miraslarını organişliğe devam etemiz. Bir hadis şerhi deb nomlangan bu rükunumuz astıda inşallah her sohbetimizde siz azizlerge Resulullah'tan bizlerge varid bugün bir hadisinin matni ve şerhi bilen tanışacağımız inşallah. Bu sohbetlerimizde mümkün kadar kısa buluşlukiga hareket kılamız ve bu kısa sohbetlerimizden katta manfaatlar olası degen ümitlerimiz. Birinci hadisimiz bugünkü sizlerge ilingenimiz, tayarlaganimiz bu hadis Anas ibn Malik radiyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Bu kişi aytadılar ki anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. كوب شليكمزجة معلوم بوجان مشهور بوجان بو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحمة خلب ديدلر لا يؤمن أحدكم سizlerden hiç birartalarınız kamil mükemmel iman egesi bula almaydı hatta ta ki يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Braderige özü yakşı körgen narsalarını ilinme günüçe özü yakşı körgen narsalarını braderige hem yakşı körme günüçe Bu hadis muttefakun aleyh yani iki imam İmam Bukhari ve İmam Müslim Hazretleri her ikeleleri hem özlerinin sahih toplamları da kiltirgen hadislerden bo'lganligi uchun muttafaqun alayhi degan unvonga sazovor bo'lgan hadislerden bittasi ekan azizler. Qisqagina, londagina, nihoyatda tushunarli bo'lgan bir hadis. Mana bu hadis ustida azizler, keling bugün bir oz taammul qilamiz, tafakkur qilamiz, to'xtalamiz. Avvalambor bu hadisning ravisi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu. Ko'p gapirdik bu kişi haklarida Şemail Muhammediye derslerimizde ayniqsa tekrar ve tekrar bu kişini tanıştırdık. Yine bir kere tanıştırışlıktan zirik miyimiz? Anas ibn Malik radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarına, hanedanlarına 10 yaşlıgide anaları tarafından alıp gelip Resulullah'ın hizmetlerini kısın, terbiyelerini asın, ilimlerini alsın degen maksatta berip ketilgen Resulullah'ın 10 yıl devamında hizmetlerini kılgen, Resulullah'ın mana şu 10 yıllık hizmetleri devamında keçesiyu kunduzi başka sahabelerden kore köprak yakınları da ve yanları da buluştukça müşerref bulgen zat durlar bu kişi. Bu kişinin en köp rivayet kılgen sahabelerden deyişedi. 2286 ta hadis veya ki ondan köprak hadisni muallifi yani ravisi Anas radıyallahu anhu buladılar. Bu kişi Resulullah'tan keyin en uzun umur ko'rganlardan bittileri. Valid ibn Abdülmelik degen bir halife o'tganlar. Şu kişinin zamanları geçe 93-92 hicri yıllar geçe hayat ko'rgan, uzun umur ko'rgan. Belki en ahırı vafat qilgan sahaba deb tan olinadigan kişilerden bu kişi. Anas radıyallahu anhu'nu elbette tanımagan aramızda az bo'lsa kerak tanımaganlarımız hem tanıp olgan bo'ldik. Bu hadiste nima deyilyapti? İman hammamiz uchun ham eng muhim bo'lgan masala. Doğru mu? Bu hayatımızda saqlashimiz uchun harakat qiladiganimiz, eng qizg'onadiganimiz, eng ehtiyot qiladiganimiz eng bizni qimmatbaho gavharimiz bu iymonimiz. Shunday emasmi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu iymoningiz haqida gapiryaptilar-da va aytayaptilar-ki, komil iymon egasi bo'la olmaysiz, deyaptilar. Komillikka harakat, komillikka erishish uchun bo'lgan sa'y harakat menimcha har bir musulmonning dardi bo'lishi kerak.
komillikka erishishligingiz uchun esa bu hadisni bilmasangiz bo'lmas ekan. Chunki Rasululloh komil iymon egasi bo'la olmaysiz. Toki o'zingiz yaxshi ko'rgan narsani boshqa birodarlaringiz uchun ravo ko'rmaguningizga qadar dedilar-da. Dinimiz islom har narsani o'zini tartibi bilan bizlarga o'rgatadi. Aloqalarimizda eng birinchi Alloh bilan bo'lgan aloqamiz, payg'ambarimiz bilan bo'lgan munosabatimiz, ana undan keyin ulug'lar bilan bo'lgan munosabatimiz, otamiz, onamiz bilan, ahli ayol, farzand, bola chaqamiz bilan, qo'ni qo'shni, qarang, pastga qarab tushib kelyapmiz, qo'ni qo'shni, uzoq qo'shni, mahalladosh, hamshahar, vatandosh va nihoyatda bir inson. Yer yuzida siz bilan biz bilan birga mana shu hayotni shu yer kurrasida Allohni bergan imkonlarini baham ko'rayotgan inson qarshimizdan chiqadigan u inson, xoh inson, xoh kofir, bularni barchasini azizlar dinimiz bizlarga kim bilan qanaqa munosabatda bo'lishligimizni o'rgatdi. Dinimizda Allohni haqqi birinchi o'ringa qo'yildi. Allohni haqqini yonida payg'ambarini haqqi, ota-ona haqqi va hokazolar bizlarga o'qitirildi, o'rgatildi. Shu jumladan qo'ni-qo'shnining haqqi. Rasululloh nima dedilar? Men hattoki o'yladimki, bu yaqin kunlarda Jabroil alayhissalom menga qo'shning sendan meros oladi degan xabarni olib kelsa kerak deb o'yladim. Nimaga? Chunki shunchalar ko'p qo'shnilar haqida menga tanbehlaganligi, vasiyat qilganliklari uchun. Bu hadisda esa azizlar butun mu'minlar, musulmonlar millatidan, irqidan, rangi ro'yidan, yoshidan, jinsidan, ijtimoiy saviyasidan, holatidan bularni barcha-barchasidan qat'iy nazar mu'min shoh bo'lsa ham, gado bo'lsa ham mana shu vasf ichiga kiradigan har bir inson bilan bo'ladigan munosabatlarimizni bizga bu hadis o'rgatib chegaralab beryaptiki, siz o'zingiz uchun yaxshi ko'rgan narsani ana o'sha birodaringizga ravo ko'rishingiz kerak. Biz bugun shunaqamizmi? Biz bugun bir musulmonni yutug'ini ko'rgan mahalimizda ichimizda nima his qilyapmiz? Qiynalib ketyapmizmi? Ichimizni it kemiryaptimi? Yoki mashaalloh, alhamdulillah, Alloh beribdi meni do'stimga deb uni xursandchiligiga sherik bo'lyapmizmi? Bu savollar azizlar menga, sizga, unga, barchamizga. Har kim o'ziga o'zi javob bersin. Siz yoki men bir musulmon do'stimni, qo'shnim, mahalladoshim, yurtdoshim bo'lgan bir musulmonni bir yutug'ini ko'rgan mahalimda ichimdan nima bo'layapman? Ichimdan zil ketyaptimi? Yoki ichimdan xursand bo'lib ketyapmanmi? Meni bir musulmon do'stim yaxshiliklarga erishibdi, yutuqlarga erishibdi deb xursand bo'layapmanmi? Qaysi biri bo'layapti? Buni savolini azizlar har kim o'ziga bersin, o'zi o'ziga javobini olsin va o'zingiz o'zingizga baho bering. Ahli iymon, komil iymon insonlar safida bo'lishga loyiqmisiz yoki yo'qmi? Loyiq bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu hadisdagi shart. Siz modomiki o'zingiz uchun yaxshi ko'rgan narsani boshqa bir do'stingiz uchun yaxshi ko'ra olmayotgan ekansiz, boshqa bir do'stingizni yutug'idan, muvaffaqiyatlaridan xursand bo'la olmayotgan ekansiz, demak azizlar, muammo bor. Katta muammo bor. Qalbimizda bir kasal bor. Qalbimiz sog' emas bizi. Qalbimiz sog' bo'lganida edi bunaqa bo'lmas edi. Qalbi sog' odam haqiqiy iymon egasi bo'ladi. Qalbi sog' odamgina komil iymonga musharraf bo'ladi, erishadi. Qalbi sog' odamgina bir yaxshilikni ko'rgan paytda ichidan xursand bo'ladi, ichidan qorong'ulikka botmaydi, qiynalib ketmaydi, balki xursand bo'ladi, havas qiladi. Hasad emas. Hasad bilan havas, qarang, bir-biriga o'xshash kalimalar. Orasida o'xshashlik juda ham ko'p. Har ikkalasida ham o'sha qarshingizdagi yutuq sohibi bo'lgan, sohibasi bo'lgan bir do'stingizga qarab turgan bo'lasiz. Birisida o'sha do'stingizni qo'lidagi bu yutuqni, bu yaxshilikni ko'ra olmaganingizdan, hasadingizdan qaniydi shu narsaga erisha olmasa,
Şu kolidagi şu yaxshilik yo'q bo'lib ketsa deb umid qilasiz, orzu qilasiz. Havas qilgan olda odam esa u do'stiga, birodariga qaragan paytda Alloh taolo shu do'stimga shu yaxshilikni ato etibdi. Muborak bo'lsin, Alloh barakot bersin va menga ham shunaqasini, shundan ham ko'ra yaxshirog'ini menga ham bersin degan nazar bilan qarashlik ichimizda tuyg'ular bilan jo'shishligimiz azizlar bu havas bo'ladi. Havas qilgan odam o'sadi, unadi. Hasad qilgan odam xuddi shamchiroq kabi borgan sari yonib, kuyib, erib, tugab, bitib borgan sari o'zini yemirib ado qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarida dinimiz bizga bergan bu umumiy ta'limotlarni barcha-barchasida azizlar mana shu narsaga targ'ib bor. Jamiyatda bir-biriga insonlar hasad qilmasin, havas qilsin. Jamiyat agar a'zolari bir-biriga havas qiladigan bo'lsa, bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan bo'ladi. Bir-biriga havas qilsa, bir-birini yonida turadi. Bir-biriga havas qilsa, hasad qilmasa agar ular bir-biriga ko'makdosh bo'ladi. Jamiyat borgan sari unadi, o'sadi, gullab yashnab ravnaq topadi-da. Agarki u jamiyat hasadgo'ylardan iborat bo'lsa, bir-birini ko'ra olmaydigan, doim bir-biriga choh qazidigan, bir-birini orqasidan qandoq qilib bo'lmasin bir zarar yetkazishlik uchun harakatda bo'ladigan insonlardan tashkil topgan bir jamiyat bo'ladigan bo'lsa, azizlar, undoq jamiyatdan qochish kerak, undoq jamiyatni iloji bo'lsa isloh qilish kerak, bo'lmasa qochish kerak bo'ladi-da. Alloh azza va jalla hammalarimizni o'zi yaxshi ko'rgan mu'minlardan qilsin va bizlarni ham mu'minlarni, musulmonlarni, balki butun insoniyatni yaxshi ko'radigan, butun insoniyatga yaxshilikni ravo ko'radigan, butun insoniyatni yaxshiligidan, yutuqlaridan sevinadigan insonlardan bo'lishligimizni Robbim barchamizga nasib qilgan bo'lsin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.